genellikle yine yeni mezun öğretmenler gelirdi. Köy olduğu için uzak oldu. O zamanlar tabii şimdi bildiğimiz ulaşım olsun, haberleşme olsun hiçbiri yoktu yani. Hiç unutmuyorum. Belede bizim bahçemizde ben kardeşimi oynatırken, çok küçüktü kardeşim. Orada eşek arası yuvası buldum bir tane. Onları öldüreyim, dürterken öldüreyim derken saldırdılar. Saldırınca ben kapattım ayağımı yuvanın üzerine ama dışarıdakiler görüntülendiler. Kardeşime bana saldırdılar. Ben tabii küçüktüm daha. Bıraktım kardeşimi orada. Haber vermeye eve koşuyorum. Sonra annem babam beraber koştular geldiler. Annem Allah rahmet eylesin çok güzel bir insandı. O araları tek tek böyle kapaçlarından almış. Hızmış atmış. Tabii kardeşimi almış davul gibi. Şiş tabii soktu. Ambulans yok, doktor yok, ulaşım çamur yok. Çamur sürmedi mi hemen? Sonra işte ne diyeceğim şey doktorda şey doktor hocam bakkalda şey varmış da amonyak. Evet. Amonyak iyi gelir demişler herhalde. O babam toplu iğneyle o şeyin soktuğu yerin hepsini böyle işte temizlemiş, amonyak sürmüş de sabaha karşı biraz gözleri böyle aralanınca ha demişler artık ölmeyecek. Çoktan gidebilirdi. Yani böyle zor günlerdi. Oğlan kardeşimin arıya alerjisi var. 3 arı sokmuş çok olsa kaybedeceğiz. Tabii. Yani şimdi öyle değil. Şimdi çok değerlendi burası. Ve burası bir kültür köyü olarak seçilmiş. Burada güzel sanatlar.